Selamünaleyküm herkese. Merhabalar. Hoş geldiniz videomuza. Sabah bir şey konuşamadım zaten. Gördüğünüz her yeri böyle su içindeydi. Biz uyuyorduk. Elektrikler gitmişti o anda. Elektrikler gidince tabii ki de yağmurun sesini duydum ben. Uyandım. Ondan sonra böyle su sesi geliyordu. Hani dedim ki bu su nereden geliyor falan. Hemen Rana'ya dedim ki aşkım. Rana hemen uyandı. Koşarak ama bak böyle koştu. Bir baktık ki merdivenlerden aşağıya bir sürü su. Yani bilmiyorum biz uyuduktan belki bir saat öncesinde barış diyorum yağmur yağdı. Belki de bizim uyanmamızdan önce 2 saat önce de yağmur yağıyordu bilmiyorum. Ama o kadar su vardı ki aşağıda yani yine eskisi gibi hani bir kere daha olmuştu sizler görmüşsünüz. Bütün mutfak arkası benim makinayı koyduğum yer bütün suyla beraber dolmuştu. Yukarıdaki çat suyla beraber dolmuştu. Ondan sonra koltukların altına bütün her yerde su vardı. Biz o suyu çıkarttık çok zor. Nereden baksanız 1,5 saat falan Rana'yla ben suyu çıkardık. Ondan sonra buralarını birazcık kuruladık. Bütün böyle koltukları çektik falan filan. Yani canımız çıktı gerçekten de. Hani zaten uykudan uyanmıştık. Çok zor oldu. Bir de ben böyle gök gürültüsünden bir de yağmurdan korkan bir insanım yani. Bayağı bir korktum o su sesini duyunca. Zaten dışarıya geldiğimizde her şey göl içindeydi sanki. Dışarısını gösterdik size kapının önünü. Çok fena bir yağmur yani gerçekten. Göz gözü görmüyordu öyle diyeyim size. Akşam da aslında ben şeylere bakmıştım. Hava durumuna bakmıştım. %100 yağmur diyordu. Ama o saatte yağmamıştı. Yani nereden bilebiliriz ki sabah yağacağını? İşte en iyisini Rabbim bilir. Belki de bu yağmurun yağması, evin içerisine girmesi bizim için daha da hayırlıydı bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani her şeyim ıslandı. Biliyorsunuz ben oraya döşek yapıyorum. Yastıklarım ıslandı. Ondan sonra üstümüze aldığımız çadırlar ıslandı. Yatağımız ıslandı. Koltuk örtülerim ıslanmıştı. Perdelerim ıslandı. Yani bütün ayakkabılar, ondan sonra terlikler falan filan hepsi ıslak. Hepsi ıslak. Benim dışarıda şeylerim vardı oraya. Makinenin hemen yanına ben çamaşırlarımı koyuyordum. Çamaşırlarım ıslandı. Çocukların oyuncakları ıslandı. Yani bunları şimdi ben temizleyene kadar 2 günümü alır benim. Onu diyeyim size. Şu anda bile her yer her yerde. Sabah biz suyu çıkardıktan sonra kahvaltı yapıp uyuduk. Çünkü saat 9'du. O yüzden dedik ki hani çocuklar da şimdi kalkmasınlar uykusundan uyanmasınlar. Kahvaltı yapıp hemencik Rana ile ben uyudum. Ondan sonra saat 2'de uyandık tekrardan. Ve şu anda her yer her yerde. Hala da ıslak. Pervaneyi açık bırakmıştık. Ve ondan sonra da toplamda bilmiyorum 100 defa mı artık elektrik gitti onu bilmiyorum. Sürekli elektrik gidip geliyordu, gidip geliyordu. Bir de o suyun içerisinde Allah'a şükürler olsun ki bir zararımız olmadı. Çünkü benim dolabın fişi de hani takılıydı prize. Ondan bir sıkıntı olabilirdi. Ya da bizim pervanemizin fişi de takılıydı. Ondan da bir sıkıntı olabilirdi. Çünkü bir sürü su vardı zaten aşağıda. Hani elektrik falan sıkıntı olabilirdi. Ama hamdolsun hiçbir şey olmadı. Sadece dediğim gibi birazcık zararımız var. Hani ıslandı. Bence de öyle. Hani derler ya her şerde bir hayır vardır. Bence bu şerde de bir hayır vardı. Sabah da dedim ki Rabbim en iyisini sen biliyorsun. Belki bizim için birazcık kötü oldu, zor oldu ama en iyisini en hayırlısını sen bilensin. Yani hiç de beklemiyorduk böyle bir yağmur. Çünkü kaç gün oldu çok sıcak hava. Ama Rabbimin isteği işte. Rabbim nasıl arzu ederse o şekilde oluyor. Birdenbire böyle şiddetli bir yağmur ondan sonra da sel. Şu anda ben dışarıya hiç çıkmadım. Yoksa sokaklarda böyle su vardır hala. Dediğim gibi her yer her yerinde şu anda kafam almıyor. Nereden başlayayım? İçeriden mi başlayayım? Mutfaktan mı başlayayım? Dışarıdan mı başlayayım? Yoksa o kapının önünden mi başlayayım? Bir de yağmurla beraber çok toz vardı. Yani ilk önce zannedersem fırtına geldi. Fırtınadan sonra da yağmur geldi. O yüzden bu kadar toz vardı her yerde. O zaman işlere başlayalım. Bugünkü vlogumuz biraz şey oldu böyle. Yorgun bir vlog olacak. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir yağmurdan dolayı biz şey olduk yani. Evin içerisine su girmesiyle biraz şey olduk. Hani şaşırdık hani. Hadi o zaman başlayalım. Çünkü çocuklar şeye gitti, dışarıya gittiler.
Abdullah'la beraber. Orada bir tane böyle beşik, ne kocaman beşik koymuşlar çocukların oynaması için, hani sevap kazansınlar diye. Çocuklar da beşiğe gitti. Muhammed Emre de gitti, Fatma da gitti, Firoze de gitti. Ben Meran'a şu anda evdeyiz. Rana da bana yardım eder, birazcık evi toparlarız. İlk önce odadan başlamak istiyorum. Ondan sonra salondan başlayacağım. Hamdolsun ki bugün yemek yapmayacaktım. Yani yemek yapsaydım daha da böyle bir şey olacaktım. Yemek yaptım yine, o yüzden bugün yapmayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi evi toparlamadan önce göstermek istiyorum buraları. Her yerde görüyorsunuz. Aşağıya temizlik yapılacak. Yerleri sileceğiz ondan sonra. Burası da bu. Bakın orası ıslandı, görüyorsunuz sizler de. Buraları da her yerde. Bakın. Ev çok karışık, dağınık bugün. Aşağıdaki tozu falan görüyorsunuz. Burasını süpüreceğim. Ondan sonra acaba mutfağa geçelim. Hadi bakalım. Mutfağa bakın. Mutfak da yine çok karışık. Şu arkayı göstermek istiyorum. Bakın. Şu arkanın haline bir bakın Allah'ını severseniz. Yani buraya ne oldu ben de bilmiyorum. Bakın. Şu toza bakın. Bu toz nereden geldi acaba? Çok merak ettim şu anda. Prize bakın. Prizin içerisine kadar şey, toz ve yağmur gitmiş maalesef. Şimdi o zaman başlayalım. Çok karışık kafam çünkü. İlk önce içeriden başlayacağım yataktan. Nevresim takımını bir düzeltmek istiyorum. Yana başladı bile zaten. Bu arada yapalım artık ya. Duvarlar çok acayip gözüküyor gerçekten. En yakın zamanda boya alıp yapalım. Hadi o zaman başlayalım. Buralarını temizledikten sonra size göstermeyi istiyorum. Evet, elhamdülillah temizledim her şeyi, yani ikimiz temizledim. Şu anda yani ev normal gibi oldu, eski gibi. Şu anda yani mutfakta temizledim, şu anda yemek falan yedim. Su da kaynatıyoruz. Ondan sonra Neslihan biraz rahatladım. Doğru mu? Muhammed Emre nerede? İçeride. Bir baksana Muhammed Emre. Muhammed Emre şu anda İçeride. Kapıyı kapattım. Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Bolu merhaba. Bolu merhaba. Bebi bebi. Bu kendi kendi lamba kapatıyorum, ondan sonra kapıyı kapatıyorum. Ondan sonra bize sesleniyorum. Ha? Bu her zaman böyle yapıyorum. Muhammed Emre bu aralar çok şımarık yapıyor gerçekten. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Hiç anlatamam size. Bu arada bu mikrofon sayesinde sesimiz sizlere daha da güzel geliyor bence. Evin temizliği halli oldu. Şimdi çocuklara yemek yedirdim ben de. Ondan sonra mutfak kaldı. Mutfağı halledeceğim. Bizim su şişelerimizi dolduracağım, yıkayacağım tekrardan. Yıkayıp dolduracağım bu arada. Öyle birazcık bulaşığım var. Sütümü kaynatmaya başladım. Şeker atmayı unuttum. Dün de böyle yemek yapmıştım. Patatesli, etli ve dolma biberli yemek. Bugün biliyor musunuz bayağı bir acayip geçti. Yani sabah kalktık, bir sürü suyu çıkarmakla uğraştık. Ondan sonra tekrardan kahvaltı yapıp uyuduk. Bayağı bir acayip bir gün geçti. Siz neden yine kavga yapıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Ne oldu yine? Proza yapma. Deli etme. Bu çocuklar var ya, ortalığı her zaman böyle dağıtıyorlar. Deli ediyorlar insanı. Ben topluyorum, onlar da diyor. Başka işleri yok. Bak bak o ne yapıyor yine bak. Ne yapıyor? Bak Muhammed Emre'ye bak yine. Muhammed Emre. Kime sesleniyorsun öyle? Baba, mama. Ne yapıyorsun? Evet, şimdi ben sütümü falan kaynattım. Bu aralar Ana'yı da işe gönderdim artık. Çocuklar içeride çizgi film izliyorlar.
Ve bir sürü iş yaptım size. Onlara birazcık söyleyeyim neler neler yaptım. Bayağı bir yoruldum. Daha yeni yüzümü yıkadım. Ellerimi yıkadım. Daha yeni oturdum. Ve kameraya açtım. Sütümü zaten kaynatmıştım. Mutfağımdaki şey vardı böyle. Ekmek yapmıştım ya hani un dağınıklığı vardı. Onları temizledim. Bütün mutfak bezlerimi yıkadım. Ondan sonra bütün her yerin tozunu aldım. Buzdolabının üstünden. Ondan sonra komodin mi diyorlar bilmiyorum ama benim hani burada salonda şey var böyle. Onların bütün hepsinin tozunu aldım. İçeride gardırobun tozunu aldım. Buzdolabının üstünün tozunu aldım. Ondan sonra cıma mutfak dolaplarının tozunu aldım. Yani bir de benim yatağımın başlığını temizledim. Tozunu aldım. Yani her yeri temizledim. Onun haricinde ben su şişelerimi yıkadım. Bana böyle birazcık koku geliyordu. O yüzden ben de yıkadım hepsini. Ondan sonra plastik damacana almıştık biz yedek olsun diye. Onu yıkadım. Ondan sonra her yerini sildim. Bilada ile beraber. Koltukların arkasından, ondan sonra yatağın altı, her yerini. Banyoyu yıkadım. Banyonun duvarlarını, leğenlerimi, falanımı, filanımı, bütün banyoyu tamamen yıkadım ve temizledim. Ve hamdolsun şimdi oturdum ve şu anda gayet de huzurluyum. Yani biz kadınlar temizlik yapmazsak eğer hiç de rahat duramıyoruz inanın bana. Zaten sizler de biliyorsunuz. Hatta sizler benden eminim daha da temizsinizdir. Yani ben de elimden geldiği kadarınca artık evi temizlemeye çalışıyorum ama biliyorsunuz benim şartlarım sizinkilerle bir değil. Bizim evde biliyorsunuz benim çocuklarım hariç 4 tane daha çocuk var ve onlar sürekli dışarıya gelip çıkıyorlar, geliyorlar içeriye ve bizim evin kurallarını pek de dinlemiyorlar. O yüzden sizin şartlarınızla benim şartlarım bir olmadığı için ve ben Pakistan'daki bir yerde yaşadığım için burada çok fazla toz olduğu için sizin şartlarınızla benim şartlarım dediğim gibi bir olmuyor. Türkiye'de toz yok o kadar. Temizlik yapsanız da duruyor ama burada öyle mi? Hiç durmuyor gerçekten de. Bu arada inanın bana şu 2 gündür ilaçlarımı içiyorum düzenli bir şekilde. Hamdolsun Rabbime çok şükür yani bayağı bir iyiyim. Dediğim gibi yani doktorum gerçekten de çok iyi birisi, çok güzel birisi. Profesör doktor bu arada. O yüzden bayağı da bir pahalıya çalışıyor. Yani sağlık en önemlisidir dedim. Kontrole gittim. İyi ki de gitmişim. İlaçlarımı aldım. Artık düzenli bir şekilde içiyorum. 2 gün oldu. Ve yüzüme diyorum ki bakıyorum bazen aynaya diyorum ki birazcık acaba canlanma mı ne geldi? Rana'ya sormadım daha ama sizler söyleyin bana. Yani sanki yüzüme birazcık böyle canlanma geldi. Bence geldi yani. Benim çok sivilcem vardı. Bir iki tane sivilcem bitti mesela onu diyeyim. Birazcık böyle ışıldama geldi. Ondan sonra tansiyonum düşmemeye başladı artık. Hamdolsun Rabbime binlerce kez yani Rabbime ne kadar şükür etsem az inanın bana. Bu arada bizleri hangi ülkelerden, hangi Türkiye'nin şehirlerinden izliyorsunuz? Yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdi de Rabia yenge bugün şey yaptı. Nohutlu biliyorsunuz nohut değil de mercimek. Bir de şey oluyor tavuk eti. Tavuk eti değil. Bu sefer dana etli yaptı. Böyle köfte şeklinde yapıyorsunuz. Kızartıyorsunuz. Şambitik deniliyor ona. Benden birazcık yardım istedi. Hepsini yaptı zaten. Sadece onlara şekil verilecek. Onları dedi birazcık yardım edersen. Tabii ki de ben hemen geleceğim zaten yukarı dedim. Sağ olsun benim ihtiyacım olduğunda o geliyor aşağıya. O bana yardımcı oluyor. Onun ihtiyacı olduğunda ben ona gidip yardım ediyorum. Yani hamdolsun güzel anlaşıyoruz onunla beraber. Ona şimdi yardım edeceğim. Ondan sonra da çocuklara yemek yedireceğim. Yemek yedirdikten sonra da uyuyacağız. Öyle. Hepinize dediğim gibi çok çok teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için. Bizlere destek olanlara da her zaman çok çok teşekkür ediyorum. Instagram adresimizi de bir defa hatırlatmak istiyorum. ariyerpiza3736. Eğer bilmeyenler varsa bizimle sohbet etmek isterseler ya da konuşmak isterseler oradan bizlere ulaşabilirler. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben şu anda bittim ya çok yoruldum ya o yüzden böyle sürekli bir nefes ala ala konuşuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın inşallah. Yepyeni vloglarda inşallah tekrardan görüşürüz.